aracınızın camlarını kontrol panelinden ya da açma kapama düğmelerinden yönetemiyorsanız gelin sorun çözümüne hep birlikte bakalım. Kontrol panelini biraz kıvırtarak yerinden çıkartıyorum. Açıkçası bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Sonra soketini çıkartıyorum. Kontrol panelinin arkasında 3 tane vida var. Onları sıkıyorum. Ve tırnakları yerinden ayırıyorum. Biraz dikkat etmekte fayda var. Sonra elektronik karta ulaşmak için diğer tırnakları söküyorum. Baştaki ve sondaki tırnakları sökmek daha kolay ayırmak anlamına geliyor. Elektronik karta ulaştığımda 4 tane yarı iletken bulunuyor. Butona bastığımızda bu iletkenler elektronik kart üzerinde ilgili yerlere değdiğinde açma kapama işlemleri yapıyor. Ben öndeki sorun yaşadığım yarı iletkeni arkada kullanmadığım, yani kontrol panelinde kullanmadığım arka camın kontrolünde kullanmak için arka tarafa takıyorum. Ve tam tersi olarak takıyorum ki sadece kaldırma işlemi çalışsın, indirme işlemi çalışmasın. Çünkü sonuçta arkada bir kontrol paneli var. Oradan da yönetebiliyor. Ve sonra yerine takıp kontrol ettikten sonra yerine takmadan önce bir kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel, sağlıklı çalışıyor. Arka tarafta da indirme çalışmıyor, kaldırma çalışıyor ve sonra yerine takıyorum. Basit bir şekilde oturuyor. Tekrar kontrol ediyoruz. Herhangi bir sorun yok. Bu işlemi sonrasında daha fazla geliştirme adına bir video daha çekeceğim. Ki o kırılan bacak yerine başka bir yöntemle sorunun çözümüne inmeye çalışacağım. Hep birlikte daha güzel işler yapabilmek için kanalıma abone olmayı ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.